Döven bizim gördüğümüz dövenden oldukça küçük. Ne için kullanıldığını bilmiyorum ama. Daha önce biz nohut ve mercimek için öğütümünde kullanılan dövenlere kullanmadan ziyade üzerine oturma görevini yaptık. Ağırlık vazifesini yaptık. Şimdi dövenlerin alt kısmındaki bu sivri taşlar çakmak taşları. Herhalde yıpranması daha az oluyor bunların. Öyle tahmin ediyorum. Keskin sert bir taş ve keskin uçlu. Şurada bir tanesini hemen çıkardık yerinden. Döven kullanmadan önce tabii dövenin ters çevrilip köyün bu işi bilen ustaları veya yaşlıları diyelim düşen parçalarına çakmak taşı takıyorlardı. Daha sonra da ıslatarak taşın sıkışmasını sağlıyorlardı. Ben at zamanını bilmiyorum tabii, o kadar da yaşlı değilim ama küçük küçük traktörlerin arkasına takıyorlardı. Çok küçük bir hızla traktör sürekli dönerken üzerindeki taşın üzerine de bizler oturur ağırlık yapardık çocukken. Öyle birkaç defa köyde döven üzerine oturma zevkini yaşadık. Tabii at olduğu zamanlarda daha farklı, daha eğlenceli bir süreç geçirmişler. Şeylere bile var ama. Burun talak dedikleri öküzler. Ne? Burun talak. Ama genel olarak ne diyorlar bilmiyorum. Bizim köyde buna burun talak diyorlardı. Hayvanın burnuna mı takıyorlar? Hayvanın burnuna takıyorlar. Çünkü sağda solda gördüğü ota yönelirse kanının düzenini bozacak. Boyunluk, hamut. Hayvanın boyununa şöyle geçiriyorlar. Şöyle. Şuradaki çentikler var ya, sıkıştırma ipleri var burada. Hayvanın boyununa sıkıştırıyorlar. Şu omuz bölgesinden. Şu da şey. Şunu kanıya bağlamak için kullandıkları deri parçası. Deri bu. Vay be. Şey, uzun bir ağaç var. Şu arkasına geliyor şöyle, şöyle. Şunu bağlıyorlar işte, bağlama merkezi ipi. Bu ağaç da bunun ileri gelmesine engelliyor. Karasaban bu işte. Vay be. Güzel ya, adam iyi saklamış yani evet. Kanı. Anadut. Anadut. Üç çatal. Sapı yığın yapmak için. Başka ne var orada? Şu var, bunu herkes bilir bak. Köyü bilen herkes bunu bilir. Ne o? Sofra altı. Tabii bana ne diyorlar bilmiyorum da. Buna. O da orijinal bir şeymiş ya. Bunu ortaya açıyor, hemen üzerine sineği koyuyor. Durum bu ne? Şey mi acaba? Yayık döveni mi acaba? Bana da öyle gibi geldi. Tokmak desek? Şey, yok yok. Yayığı böyle çalkaladıkça. Ha alttan... eski şeylerde. Ne deniyordu ona ya? Yayık orada ya. Şimdi bunu tamam, şey tamam, bastıkça tamam. Yayığın içerisine alttan sütün şey yapmasını sağlıyor. Anafor mu diyor? Anafora dönüşmesini sağlıyor işte şey. O çalkalanmasını sağlıyor. Hı-hı. Şunu bilmiyorum. Şu ne ya? Bak bu çok ilginç şey, ha. Taş bile şey bıçak bilemek için herhalde. Bile taşı diye. Bile taşı olabilir ha. Adam ne güzel toplamış ya. Brende. Ay be. Ahşap brendesi. Şu tırmıklar gibi tırmık gibi şey. Bu ne? Şey. Yün tırmığı. Yünü eğirmek için tarıyor. Evet. Sonra ipliğe çeviriyor. O dediğin tokmak bu işte. Bulgur için. Buğday dövüyor. Veya buğday dövmek için veya pirincin şeyini yaparlar mı acaba burada? Pirincin kabuğunu çıkarmak için. Som savurma diyorlardı. Evet, duymuştum onu. Som savurma. Al. Ne o? Adam çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi? Tokaç. Tokaç. Çamaşır dövüyorlardı bununla işte. Veya yün yıkarken yün dövüyorlardı. Orak. Orak. Onun adı ne? Kilitteyim ben. Bilmiyorum bunu. Büyük kanatlı kapılar, büyük kanatlı kapıların şeyi. Abi adam ne güzel saklamış ya. Şu da tırmık değil mi? Tırmık. Tırmığı şey yaparlar. Kayışla ters asarlardı boyunlarına. Buna elle çekmek mümkün değil. Mecbur omuz vermek lazım. Ha. Onun ön tarafında bir kayış oluyor. Kayışı çapraz asardı omzuna.
sürekli yürürdü. Bir kişi mi çekerdi? Bir kişi çekerdi. Belli zamanda da arkada bir kişi havaya kaldırıyordu, devam ediyordu. Zaten şey, sadece sap çekebilirsin bunda, ot çekemezsin. Kırar otları. Bayağı bir nostalji biriktirmiş adam buraya. Şeye normalde hani ete kesik atsalar, ya özelliği budur belki de kesik atmadan. En azından omuz bölgesine, kol bölgesine, but bölgesine kesik atıp ateşin daha içeriye girmesini sağlar ama belki de böyle. Sen abi mi? Bunun neresini yiyeceksin biliyor musun? Şura, şurası sırtın, sırtın karına doğru olan yer. Şey ne tavaydı? Bunun adı kirli saç tava diyorlar. Kirli tava. Kirli tava deniliyor. Sebzeleri alta doğruyoruz. Üzerine ustam tarif etti az önce, tarifini yaptık. Eti üzerine koyuyoruz. Her 40-45 dakikada, 50 dakikada bir karıştırarak pişirmesini yapıyoruz. Pişirme süresi 2,5 saat civarında. Fırında. Fırında pişiyor. Köz ateşinde. Yanına üzüm ve şey servisi veriliyor. Bal tereyağı servisi. Şöyle bir tadına bakıp yorumlarsın. Özür dilerim. Bugünkü kurmemiz sizsiniz. Evet. Abi et olduktan sonra her türlü et yenir yani. Önce bir bala bakalım. Sezonu yapalım. Gayet güzel süzme var. Rengi hoş, güzel. Muhtemelen Kargı Dağları'nda değişik işte gözleriyle zenginleştirilmiş bir bal. Tavsiye ederim vallahi, var ya, hiç düşünmeden ekmeği kenara bırakın. Sebzesine bile harika dediniz. Çok güzel olmuş. Çok mükemmel olmuş. Güzel pişmiş. Mükemmel. Şöyle bir parça çevireyim. Et fırında çok güzel olmuş. Güzel yapmış adam. Bu tamamen işte taş fırın işi değil mi? Evet, taş fırın. Bu bizim bildiğimiz saç kavurmaya benzemiyor zaten. Farklı bir şey yani. Eti doğramamış bütün. Evet. Kargının tarzı da öyleymiş yani. Öyle mi? Şeyde iskilipler de yapıyor. Onlar iskilipler tava yapıyor. Tava yapıyor. İnce doğruyorlar onlar. Onların sebzeleri biraz daha iri. Ay. Aslında bunun yanına somun ekmek değil de şey olacaktır. Yufka değil mi? Hı. Yufka veya yine kendi fırında pişirilir. Bazıları kemikler, bazıları şey yapıyor. Hı. Değerli arkadaşlar, manzara o biçim. Bakalım tadı. Baharatıyla, aromasıyla gerçekten lokum gibi olmuş. Tadı çok güzel. Sırf bu yemek için gelinir buraya. Güzel, gerçekten güzel. Kaç kişilik oluyor bu tava? Ben iki kişilik yaptım dedim ama kaç yaptılar bilmiyorum. Bu iki kişilik mi şimdi? Tabii bilmiyorum. Abi yol güzelinde iki, üç kişi bunu çok rahat bitirir yani. Hı? Aç olsaydık bitirirdi, evet. Şimdi kirli saç tavanın tadına bakıyoruz arkadaşlar. Ekmek kullanmadan yediler. Ben şöyle ekmek bandıracağım. Bizim buralarda sunak diyorlar. Sebze kısmı çok güzeldi. Hafif acılık var. Et güzel pişmiş. Et gayet güzel. Çok beğendim. Bu kargıllar bu işi biliyorlar. Yeni kesilmiş etlerde koku oluyor. Yeni hayvan koku, evet. Kesildiği için koku oluyor. Şimdi bu et, bundan yediğimiz zaman koku yok. Sırık kebabında da koku yok. Bunların ayrı bir pişirme teknikleri var. Acılığı güzel, eti lokum gibi çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.